Evet, bugün Üsküdar'dayız. Üsküdar'ın manevi atmosferinde, bu mistik havasında Kamber amcamızın yanına geldik. Kamber amcamız çocukların kitap okumasına vesile oluyor. Gelin hep birlikte Kamber amcamızı dinleyelim. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyisin Kamber amca? Teşekkür ederim. Sağ ol. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ olasın. Bu bakkalda kitaplar ücretsizdir yazıyor. Doğrudur. Ücretsiz mi gerçekten? Ücretsizdir. Adam burada da bir sürü var. Bunu bize bir anlatır mısın? Tabii ki. Buyurun. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum, der Hazreti Ali. Belki de bu rehber cümleden sebep, ağaç yaşken eğilir gibi can suyu bir atasözü vardır kadim milletimizin. Ağacın yaşken eğileceği bilincini, gönlüne iş edinmiş güzel gönüllerden biri, çocukların Kamber amcasını tanıyalım. Buyurun şefim, işte böyle. Evet, gerçekten ücretsizmiş. O dışarıdakiler işte, o biraz renkli olsun ki böyle can canlı ki çocukların... Çocukları cezbesin istediniz. Evet. Esas kütüphanemiz burası. Burada bayağı bir kitap varmış Kamber amca. Ben dışarıdan az gibi gözüküyor. Hani öylesine böyle bir gazeteden falan kalan kitaplar gibi geldi ama burası bayağı bir kütüphane gibi, bir kitapçı gibi. Tabii canım, daha bunlara kadar da yani yedek duruyor. Yani bu bütün işte klasikler olsun, hikayeler olsun, bütün her çeşit var. İşte çocuklarımız geldiği zaman, alışverişe geldiği zaman soruyoruz. Bak burada kitaplar var ücretsiz. Burada hangisini istiyorsan al götür oku, gel özetini anlat. Burada işte ne olur, dondurması olsun, yiyecek içeceği olsun, biz ücretsiz veriyoruz onlara. Maşallah, yeter ki onlar o yeter ki onlar okusun. Maşallah, yani siz bir gönül işi yapıyorsunuz aslında. Burada bir esnafsınız. Zaten gönüllere yapmak lazım. Yani esnaf dediğimiz para kazanmak için, evine yağışı götürmek için çalışan, çabalayan birisidir. Ama siz bu Üsküdar'ın bu güzel bir mahallesinde hem bakkal dükkanı işletiyorsunuz hem de çocukları kitap okumaya yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Çocukluk dönemimizin en uğrak yeridir bakkal amcalar. Aldıklarımızı deftere yazdırıyor olmamızın, karşılıklı güvenini kazandığımız yılların hatıralarıyla doludur hafızamız. Ve o hatıraların başrollerinde bütün mahallenin akrabası kadar yakın hissettiğimiz bakkalları. Kamber amca, bu gönül işi, bu ücretsiz kitap işi nereden aklınıza geldi? Bize bir anlatır mısınız? Ya vallahi dediğiniz gibi işte bu gönül işi, tabii ben okuyamadığım için böyle aslında benim şöyle bir şeydi. Benim çocuğum bir gün getirdi, böyle 5-6 tane kitap getirdi. Ondan sonra dedi, baba bunları çocuklara verir misin diye. O çocuklara verdiği zaman bakayım mahallemizin çocukları mutlu oluyor. Ben de dedim ki oğlum o zaman biraz daha getir, bir 20-30 tane daha getir. Biz bunları raflara koyayım, ben çocuklara vereyim. Tabii o zaman ertesi gün çocuğum da geldi, bana 20-30 tane kitap getirdi. Ben de o buralarda bisküvi falan vardı. Biz de bisküvilerin aralarına koydum, bisküvileri alırken onları gözleri çarpsın. Tabii onları aldığı zaman baktım ki bu gerçekten hoşuma gidiyor. O çocuklar da okuyor. Böyle gönül bağı oluyor. Birlik beraberlik oluyor. Sevgi, saygı oluşuyor. Bu da benim hoşuma gitti. Tabii ki böyle çok
talep olacağını, birden patlayacağını hiç bilmiyordum tabii. Biz kendi mahallemizin çocuklarına böyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Sonra okulda anlatıyorlar bunlar. Bu çocuklar okulda anlatıyor. Bakıyorum öğrenciler gelmeye başladı. Kamber amca İstanbul'un Üsküdar semtinde metrekare olarak küçük, gönül olaraksa büyük esnaflarından sadece bir tanesi. Hayatını bakkal olarak idame ettiren Kamber amcanın camında alışılagelmişin dışında bir yazı var. Bu yazı bir kampanya ya da bir ürünün fiyatı değil. İki satırdan oluşan ama çocukların gönül dünyasında binlerce paragrafa bedel, içten, gönülden bir yazı. Bunlar hepsini ücretsiz veriyorsunuz değil mi? Tabii. Burada istediğini alıp götür. Yani ne olursa hangisini isterse ücretsizdir bizde. Ücretsiz veriyorsunuz. Evet, zaten şöyle burada de yazıyı bak, gördüğün gibi bu bakkalda kitaplar ücretsizdir. Bir de dışarıda da yazmışım. Aileler, işte çocuklar geldiği zaman istediğini alıp götürüp okusunlar. Yani çocuklar bunları okuyor Kamber amca. Size gelip özetini anlatıyor. Evet. Siz de bakkalda ne isterse herhangi bir şeyden ona bir okuduğu için bir hediye veriyorsunuz. Yani tabii ki o aslında o özetini anlatmasının sebebi de o çocukların kendine özgüvenin gelmesi için. Hani bazıları bir karşılık olsun diye. Yani çekiniyorlar, utanıyorlar, sıkılıyorlar. Hani ben varım, ben bunu başardım. Hoşlarına, yani onların hoşuna istediğin gibi, ama baktım çok sıkılıyorsa diyorum bana bir iki satır okur musun diye. Onlar benim karşımda o satırları, yani bir iki satır bana yazdı, okuduğu zaman tamam diyorum, mutlu oluyorum. Hem ben öğrenmiş oluyorum, hem onlar öğrenmiş oluyor. Güzel, biz de böyle birbirimize destek oluyoruz. Yani kimi çocuk utangaç olur, isteyemez diyorsunuz. Ama bunu kendisine bir iş başarmış, yani kendisine bir bunu okursam bunun karşılığı var. Herhalde bu duyguyu vermeye çalışıyorsunuz. Tabii. Ben diyorum ki ben hani bunu bilmiyorum, bunu bari biraz okur musun? Ben de öğrenmek istiyorum. Siz de istifade ediyorsunuz. Şey olsun tabii ki, o çocuk okusun, gayem okusun. Diyelim ki şu kitabı aldı. Tamam mı? Diyorum ki bana özetini anlat. Ama diyor ki ben özetini anlatamam. Özetini anlatamıyorsan o zaman diyorum ki bak şu sayfayı bana okur musun? Bu sayfayı okuyor, ben de onu dinliyorum. Hoşuma gidiyor. O da hiç olmazsa orada okumuş oluyor, görevini yapmış oluyor. Ben de onu ödüllendiriyorum. Kamber amcanın bakkalında kitaplar var. Çeşit çeşit sayısız kitap. Büyüklere değil küçüklere ücretsiz verilen bu kitapları alan çocukları ise bekleyen çok güzel bir sürpriz var. Bakkaldan okumak için aldığı kitabın özetini, hatta iki satırını bile Kamber amcaya okuyan çocuklar, bakkaldan hediyesini alıp çıkabiliyor. Hediye dediysek de öyle küçük hediyeler değil. Mesela tatlı mı tatlı bir çikolata, sıcak yaz gününde serin mi serin bir dondurma ya da rengarenk şekerler. Aileler inanamadı. Çocuklar okulda geliyor diyor, çantasını atıyor, okumuyorlar. Sonra diyor bir Kamber amcaya gidiyoruz. Bir bakıyorum elinde bir kitap geliyor. Ya inanamadık diyor. İşte kimisi diyor işte tüylerim diken oldu. İnanamıyoruz. Böyle hoş görünce tabii, böyle şeyler, güzel talepler olunca tabii ki ben de okuyamadığım için bu sıkıntıyı aslında kendimden de yola çıkarak böyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir mahalle sakini olarak bu Kamber amcamızın uygulamasını nasıl buluyorsunuz? Kamber amca gençleri çok seven bir amcamız. Bizim için bütün Üsküdar boyunca babamızın yarısı gibi Kamber amcadırız her zaman.
Gençlere karşı çok üstüne düşüyor, yardımcı oluyor, okumalarını istiyor. Kendisi çok zorluklardan geçmiş ki bundan sonraki gençler bu kadar zorlanmasın. Onlara el ayak oluyor. Biz de ona elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Yani ne kadar destek olan varsa çok isteriz destek olmalarını. Çünkü gençlere karşı okumalarını istiyor, bir yerlere gelmelerini istiyor. Ülkeyi seven bir amcamız. Bizim için de baba yarısıdır her zaman Kamber amca. Kaç yıldır Kamber amcayı tanıyorsunuz? Ben burada doğdum, 30 yaşındayım. Doğduğumdan beri de tanırım. Burada doğup büyüdüğünüze göre Kamber amcamızın bu kitaplarından istifade etmişsinizdir. İlk okuduğunuz kitap hangisiydi? Bana ilk kitabımı Cineli ve Topacı olarak Kamber amca vermişti. Hiçbir zaman da unutmam. Gerçekten şu an belki bulamam ama evde gerçekten güzeldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.